Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Münker nekir. Bu münker nekir hakkında dördüncü dersimiz ama sizinle beraber üç. Son okuyoruz. Münker nekir, her şeyin sureti burada var, her şeyin hakikati ahirette var. Ahirette olacak her şeyin sureti var burada. Hulasa edeyim de başlayacağım. Ahirette hakikattır, dünyada her şey surettir. Suretten hakikata geçersen esma yoluyla müslümayı bulursun diyor. Tamam mı? Dünya ahiretin tenteneli perdesidir. Ona ait birkaç yer okuyayım. Biz münker mekiri kabirde bekliyoruz. Orada başımıza geleceğini zannediyoruz. Bu da zan. Ahiretteki hakikattır. Buradaki suretidir. Suret hakikata inkılap edecek. Şimdi o münker nekire başlamadan önce dünyanın şeyinden bahsedeyim. 409'da ustad mektubatta 18 bin alemi bu alem içinde gördüm diyor. Hatırladınız mı? 409'da. Çok var abi bütün 409'da. Alemi bu alem içinde gördüm. O alemi. O alemleri, 18 bin alemi. Tamam mı? Daha önce bir yer okuyacağım sizin işte. Anladım, fark ettim, düşündüm demiyor. O alemi bu alem içinde gördüm diyor. Tamam mı? Bu bir, önermelerimiz. İki, Sözler 509. Münker Mekir'e girmek için üçüncü dersimize, üç mü dört, dördüncü dersimize daha önce kullanmadığım malzemeleri kullanıyorum şimdi. Şu alemin maddiyat gayem şu. Cennet mi kardeş? Cehennem mi kardeş? Rıza ilahi mi kardeş? Gadab-ı ilahi mi kardeş? Haşir meydanı mı? Alemi berz kabir mi? Nüker mekir mi? Ecel mi? Azrail, Cebrail, her şeyin sureti var burada. Hepsi var. Burada Münker Mekir'in buradaki karşılıklarını anlatmaya çalışıyorum bu derste. Burada var hepsi. Buradaki şeyin aynı ötekisi gibi olacak. Diyor ki Sözler 509. Bir tanesini kapatsak ya. Yani dersimiz etkilediği için biraz fazla gürültü yapıyor. Git abi. Sözler 509. Şu alemi maddiyat ve şahadet ise, tamam, net okunuyorsa, zihniniz oraya giderse, şu alemi şahadet, şey alemi maddiyat ve şahadet, tamam, alemi melekut ve erva üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir. 509. Neymiş bu? Alemi maddiyat ve alemi şahadet. Alemi maddiyat, alemi melekutun, alemi şahadet, alemi ervahın üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir. Tentene var ya böyle tül perdesi veya kızların yaptığı çeyizde tentene. Deliklidir. Yanaş 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 yanaş. Bak, oho açıldı. Tenteneli perde o. İlmi Kur'ani, hikmet imaniye verilmiş bazılarına, bunu yanaştırıyor. Ustada ne verilmiş? Herkese şu verilmiş. Vücut, hayat, insaniyet, iman, İslamiyet, bak, vücut, hayat, insaniyet, İslamiyet, iman, marifet, muhabbet verilmiş. Ayrıyeten ustada iki şey daha verilmiş. İlmi Kur'ani, hikmet imani verilmiş.
bu tenteneli perdeyi onlarla kaldırıyorsun. Herkese perde iken sana menfez oluyor. Serpilmiş tenteneli bir perdedir. Bu dersi hakkıyla anlayan mükerrekiri inanın ölüm korkusu kalkar, ölüm korkusuyla alakalı psikoloji derdi olmaz. Ama dersten başından beri dinleyecek bunu. Not ala. Bu 4. 2. 698 sözlerden okuyor. Yani Münker Mekir'in sureti burada var diye anlatmaya çalışıyor. Ona ait bu dünya nedir diye paragraflar okuyorum. Okuduğum yer şu. 698 sözler, mektubat 469. İkisini birleştirdim. İkisi aynı. Hemen hemen aynı cümleler. Tek cümlesini aldım. Alemi cismani bir tenteneli bir perde gibi, alemi cismani tenteneli bir perde gibi delikli, altı gözüküyor. Su döksek durmaz burada, oraya gidiyor. Tenteneli aşağıya gidiyor, su aşağıya gidiyor. Cismani diyor abi. Cismani, maddi değil. Peki vücutla cismani arasında ne fark var? Vücut maddi değildir. Cismani atoma dönüşmüş. Beden cismani değildir. Cismani atoma, atomikal. Beden ise anlar. Ferde hayler. Saniyede 60 defa yanım söner ya elektrik. Evet. Onların her bir tanesine ferde hayır denilir. Şimdi biz atom tarafımız var. Bedenimiz, onlar an ve an beden. Cismani. Atom ya. Atom durumumuza atom demiyor usta. Cismani diyor. Alemi maddiyat, alemi melekutun, alemi şahadet, herkesin şahit olduğu, herkesin şahit olduğu alemi şahadet, alemi ervahın üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir. Yani gördüğün senin dünyandır. Senin dünyanı oluşturuyor. Bu dünyadan, suretten hakikate geçersen senin alemi ervahtaki durumunu göreceksin. Şimdi hayalen gelecekte hakikate gireceğim, kabrime girdim. Ne işin var ya, ne ihtiyaç duyuyorsun? Hayır, niye böyle şeylerle oynuyorsun? Bak, iki yer okuyorum, iki yerin aynı şeyi. 698 sözler, mektubat 469. Alemi cismani bir tenteneli bir perde gibi, şule feşan gaybi avalim üzerinde. Bir daha okuyayım. Yavaş. Alemi cismani bir tenteneli bir perde gibi şule feşan gaybi avalim üzerinde. Şule feşan gaybi avalim. Şule feşan ne demek? Işık saçan. He, ışık saçan, nur saçan, hakikat saçan. Peki. Şule biraz alevi değil mi? Alevi bir şeyden, sarıltı gibi. Şimdi, şurası tenteneli perde mi? Bak şimdi, bu tenteneli perde mi delikli? Aşağıda lamba yak. Şimdi bunu hareket etsen, o lambalar vurur, kaybolur, vurur, kaybolur, vurur, kaybolur değil mi? Aşağıda lamba daimi yanıyor. Tamam mı? O şule feşan zaten devamlı veriyor ama sen de bazen gözükmemesinin sebebi bu delikleri denk geldiği zaman. Çıt 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 çıt. Bunu oynat böyle. Böyle bir cisim düşün. Deliklerden ışık vurur mu? İkide bir değişir yani. Tamam mı? İşte alemi şehadet böyle deliklidir. Fizik bile tespit etmiş. Eğer diyor bir atomun protonunu misket kada yapıp Londra'ya koyarsan, protona merkez, ona en yakın olan elektron İstanbul'dan geçer. Bu kadar boşluk var. O kadar boşluk var. Bir tanesi tabii sivri zekalar var böyle. Rize'de oldu. Peki abi dedi, o kadar boşluk varsa niye düşmüyoruz dedim. Dedi. Çünkü sen de boşsun ondan.
Sen de boşsun da ondan. Çünkü sen de atomdan yapılmış. Atom böyledir. Yani misket kadar atomun protonunu büyütürsen elektron İstanbul'dan geçer. Misketin longundan koyarsan. Mehmet. Peki bu kadar boşluk var. Niye düşmüyoruz? Çünkü sen de bu boşluklarda meydana geldi. Dünya boş. O zaman o boşlukların arasından geçişiyor değil mi? Cinler, melekler filan. Bu sefer onlar, bizden mani olmuyor. Erbaa habise. Mesela televizyonda dizilerle yaparlar. Mesela çocuklara soru sorarak Allah'ı inkar ettirirler çizgi filmlerle. Gecelerin ne? Gölgelerin gücü adına. Gölgelerin gücü adına, gecelerin gücü adına, karanlığın gücü adına. Hep şeytanın sıfatı ha. Ademi sıfatlar. Yani gecelerin gücü adına, şeytanın adına demektir. Türkçesi. Yani orada bir yemin var demek. Tabii yemin var. Vav, cibar lefta da, vav gibi böyle. Gecelere yemin olsun, yıldızlara evet, yemin olsun. Yemin olsun, şeytana yemin olsun ki. Gecelerin gücü adına. Gecelerin gücünün güç bende artık diyor abi. Evet. Güç bende. Dolayısıyla neyse. Ne diyorduk? Bu delik dünya. Cinler buradan geçiyor. Buradan deliklerden geçiyor. Cinler, erva, habiseler. Mesela dün onların birisi... yapısı atomik değil. Değil, yani. Esirde. Ona ait bir şey söyleyeyim. Dediler ki dün felsefede ses attım, belki göreniniz vardır. WhatsApp'a attım sesli. Çok mühim gördüğüm için telefon konuşmasını istifade edilir diye attım. Hem de o da sebap kazanır. Felsefe bölüm başkanı. Yanımda dedi. Orada sesli duyarsınız. WhatsApp'ta attım. Felsefe bölüm başkanı kendisi de felsefe mezunu ve felsefe öğretmeni ve emekli. Bu kadar ömürlerini vermişler felsefeye. İkisi soruyor. Diyor ki وَعَلَّمَ عَادَمَ الْاَسْمَا كُلَّهَا Adem'e isimleri öğrettik. Melaikelere sorduk diyemediler diyor. Bu ne demek yani böyle dedi. Nasıl güneşi bilemez? Melek güneşi bilir. Şems olduğunu da bilir ismi. Bu deredir bilir. Melekler atom cinsinden olmadığı için ısınmazlar. Sıcaklık bilmezler. Semada güneştir derler ama ısınmaktan hasıl olan halet ve histen kelama dönüşmede kullandığımız tabir nerede? Melek nerede? Yani şu, biz ısınıyor muyuz? Isınıyoruz. Isınınca haletin değişmiyor mu? Bu haleti melek kıyamete kadar bilemez. Lezzetini, kıymetini nereden bilir? Elmayı bilir. O zaman şöyle diyebilir miyim? Yani melaike ismi biliyor fakat isimlerin meratibini bilmiyor. Biz diyor öğrettik diyor. Bak öğretmek manası. İşte yani insan meratibini mesafe almanın, melek diyelim ki bir anda güneyden kuzeye gider ama insan zamanla bunu yapıyor yani. Yani bunu isimlerini öğrettik derken öğrettik diyor, tamam mı? Öğretmek, onu ezberlettirmek değil. Melek bunu bilir. Hissettirmek. Yani ama şunu kastediyorum. Güneş deyince bizde ne uyanıyor his? Sıcaklık uyanmıyor mu? He? Buğda deyince açlık uyanmıyor mu? Soğuk deyince bunu melek hiç ezeli bilemez. Meleğe anlatamazsın sıcaklığı. Güneş sıcaktır diyemez. O zaman cinler de hemen önünde onun gibi. Hamanım. İşte bu şeyin esmanın meratibi olmuyor mu bu haletler abi? İşte bu seviyesi. Öğretmek bu. Bilmek manası. Ezberlemek değil o. Değil yani. Onu bilir. Yani şu kardeş. Bir kelama ağzımdan güneş çıkması için dimağdan mana, koy tencereye. Dimağda güneşin manası ne demek sence? Güneş ne demek? Bir üniversite hocasıyla senin bilgin aynı mı? Güneş hakkında. Güneş hakkında bilgini koy. Güneş hakkında hissiyatını koy. Yanmışsın, susuz kalmışsın oruçta, tepene güneş vurmuş. Ne demek o yanmak? Hissi de koy. Sonra ikisini karıştır ve kelama koy. Güneş. Adamın güneş deyince aleminde neler canlanıyor? Çiftçinin aleminde neler canlanıyor? Güneş. Bilirim ben onu. Tarlada ayran içmeyi bilirim. Melek bunu bilmez işte. Güneş,
yani etkilenmediği için, ısınmadığı için, yanmadığı için güneş hakkında malumatı nakıstır, surettir. Meleklerin bilgisi surettir, insanlarda ise hakikattır. Yandığı için. Hutbe-i Şame 111. Aslında burada velayetini yapmayacağız. Veliler de şey yapıyorlar ya. Onlar... Sen velayeti, kemalatı bugün tarif etmiştin. Nasıl demiştin? Mesleğin önüne de geçiyor abi. Yani nasıldı? Avamın itikad ettiğini kamil velayet sahibi gözü önünde müşahede eder. Hani kemalat sahipleri orayı da burayı da bildikleri için yer yer işte zaten dik lisan yapmaları, kelamın birbirine karışmasının sebebi bazen oradayken buraya konuşuyor, buradayken oraya konuşuyor. Karıştırmalarından kaynaklanıyor. Velayet sahibi mesela diyelim ki istikbalda hakikaten şimdi hayale kabrime girdim diyor. Şimdi dedin ya hani atom ve elektron arasındaki şey mesafeden geçiyorlar. Yani insanların da bir anda pek çok yerde gözükenleri var. Onlar da mı aynı sistemi kullanıyorlar? Evet, yani latifleşmişler. Yani cesetleri ruha ne kadar tabi ise o kadar ruh birkaç yerde bulunabiliyor. Peki bu sonuçta öğrenen insan bunu öğreniyor ya bir velayet sahibi. Sonuçta yakın kesbediyor. Melekte bu olmuyor mu yani? Melekte oluyor ama hissi aktif olmuyor. Mesela şöyle, güneş yakar, 40 milyon santigrat derecede ateş var, diş çapında 6000 santigrat derece ateş var, nükleer santraldır. Hidrojen, helyuma dönüşmesinin salınımından ortaya çıkan nükleer bir enerjidir. Bunu bilir mi? Bilir. Melek bunu anlatırsa bilir. Peki, insanın sınır, terler, yanar, bunu nasıl bilir? Yanarız papağan gibi konuşur. İnsan papağan gibi konuşur. Papağan insan gibi konuşur. Ama insan değil. Telefon konuşmuyor mu? Telefon insan gibi konuşuyor mu? Konuşuyor. İnsan mıdır? Bunun gibi. Yani melek ısınmıyor ki. Ha, ısınmadığı için o his kelamına, mesela biz kelam ağzımızdan çıkarken dimağımızı koyuyoruz. Hissiyatımızı da koyuyoruz. Güneş derken ben yanmışım. Yanmıştım, yanmaktan gelen bir hissiyatım var benim. Onu da kelamın içerisine koyuyorum. Ama melekte bu yok. Melek bilir, hissedemez. Bilir, talim edemez. Talim ettiremez, biz talim ettirdik diyor. Yani insana öğrettirdik diyor. Hem öğrettik hem öğrettirdik. Öğretme özelliği var. Talim etmek biraz da böyle yaşamak gibi oluyor değil mi aslında? Tabii ama şu. Ben askeriyede talim var ya, yatıyorsun kalkıyorsun, hissediyorsun yani. Yatmak var arkadaşlar diye ders vermiyor, yatırıyorlar adamı. Evet, kendisi de öyle. Yani melekleri öğretin, melekleri de öğretin insan ama öğretmek insana mahsus. Öğrettik derken öğretme özelliğimi insana verdim diyor Cenab-ı Hak. Öğretmem. İlk Allah'ın yaptığı insana muamele maddi öğretmenlik ve alleme esma-i külliye. Biz Adem'e isimleri öğrettik, muallimlik yapmış. İşte bu muallimlik yapmak yani öğretmeyi öğrettik diyor. Anladın bunu? Öğretmeyi öğreterek öğrettim. Öğretmeyi öğreterek öğrettim. İnsan öğretendir. Öğretemez başka bir mahluk. O zaman getirdiği lafzın içeriğini bilmiyor. Yo, biliyor. Ama öğretme şeyi yok. Mesela diyelim ki Cebrail aleyhisselam güneşten yanar mı? Yanmaz. Güneşin o sıcaklığını o şey yapmaz ki, bilmez ki. Ama şemsin yaktığını bilir. Ama hissedemez. Açlık kelemini çekmez. Yani Allah verdiğini git abdesti böyle böyle öğretiyor da geliyor öğretiyor. Yani şunu kastediyorum. Bak şu. Buradaki malzemeleri diş dünyaya nisbi denilir. Emri nisbi. Sen bunları baktın. Ha, çiçek, armut, güneş, şeftali, çocuk.
Şimdi bu dış dünyadaki eşyaları birbirine kıyas ettin. Emri nisbi. Bundan içeriye aldın. Bu somut. İçeriye aldın soyut artık. Soyutlanmış. İçeride evirip devirip çeviriyorsun. Artık bunu kırmızıya boyarsın içeride. Ondan sonra içeride fikriyattan, dima fikirlerinden, tahayyülden, tasavvurdan, taakkul, tasdik, izan, itizam, itikat. Buralardan evirip çevireceksin. Hislerden evirip çevireceksin. Sonra bu dış dünyadan aldığın malzemeleri içeride işleyerek başka bir formata dönüştürüp karşıyı eğitmek. Bu tecrübe diyoruz. Tecrübe. Bu insanda var. Ama birisi de var. Murat'a bunu oraya götürür müsün kardeşim? Cebrail böyle yapmış. İnsan ise aldı mı Kur'an'ı? İnsanları da aldı. Alıyor. O okuduğu zaman mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İçeriye aldı. Tamam. Dışarıda Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İçeride liman mertebelerinden geçiyor. Geçiriyor bu. Vicdandan geçiriyor. İrade, zihni, istatife-i Rabbani. Kalpten geçiriyor. İstem vesaire. Sonra kendisine göre boyuyor. Katre, reşa, zühre gibi. İç aleminde onu değiştiriyor. Bir de içerisine tecrübe dediğimiz şeyle karşıyı eğitiyor. Cebrail bunu değiştiremez kardeşim. Getirdin mi bu kalemi? Bu kalemdir. İnsan dönüştürerek değiştirendir aynı zamanda. Adem'e biz isimleri öğretmek demek, öğretmeyi öğreterek öğrettik demektir. Mesela Allah bizi seviyor. Severek sevmeyi öğretmiş. Mesela çocuğa ne öğretiyor bak, öpüyor. Ondan sonra kedi öpüyor. Hadi yavrum bak sen de öp ha. Hadi. Hadi yavrum bak kedi öpülür. Çocuk da kedi öpüyor. Öperek öpmeyi öğretti. Severek sevmeyi öğretti. Öğreterek öğretmeyi öğretti. Zor mu oldu biraz? Yok tamam aslında. Yani isimler öğrettik. Bu kalemdir Murat. Bu kuşun kalemdir. Değil ha o. Bu melek de biliyor da Kur'an'a bakır lef-i mahfuz'a görür. Öğretmeyi öğretmek. Adem'e ilk yaptı Cenab-ı Hak. Öğretti diyor. Adem cahil değildi. Öğretme özelliği var. Öğretti bana. Bu öğretmen bir şey değil. Bir şey değil derken bunu yöntem geliştirerek, tecrübeyi kazanarak kişinin çocuk mudur, büyük müdür, kadın mıdır, erkek midir, dün müdür, bugün müdür, burası salondur, burası okuldur, burası camidir, tefrik ederek öğrendiğini kişilere göre öğretebilmek. Belagat. Tamam mı? Şimdi şu an Hutbe-i Şami 111. Alem-i şehadet avalimül guyup üstünde tenteneli bir perdedir. Şimdi en böyle şeyimi söylüyorum. Bunlar tamam. En keskin. Dünden beri önermeleri de yaptım. Bu şimdi lemalar 282'den çakma. Kimsenin şey yapamayacağı bir yer okuyor. Bu tenteneli perdeyi esbab için de söylüyor. Bir münasebeti var mı abi? Tabii. Alem-i şehadette. Esbab ne demektir? Perdeli esmanın meratibidir. Esbabsız tecelli, esmanın azami derecede, sebepsiz tecellisidir. Ya şunu kapatsın. Esbab var ya, esbab. Yani esbab da tenteneli perdedir diyor. Evet. Esbab da tenteneli. Mesela azayla, mesela hastalık Azrail'i perdedir. Ama Azrail de perdedir. Azrail de perdedir. Şunu da kapat da bir adam gibi dinleyelim ya. Zaten sirin. Bak. Lemalar okuyacağım. Oh. İyi oldu değil mi kafam? Bak. En böyle keskin şeyim. Delilim. 282. Lemalar. Bu alemi fani ve alemi şehadet ise, alemi fani ve alemi şehadet ise, avalimi gayba ve darbekaya
bir perdedir. Cennetin merkezi kübrası uzakta olmakla beraber, cennet ha, cennet burada bak, ben buradayım, ben mezarlık, mezar, kabir, alemi berza, haşir meydanı, sırat köprüsü, cennet. Ha, ta son burada gösterilirse, buradaki otomatik burada olmaz mı? Bir adamda üniversite diploması varsa ilkokul diploması yok mu otomatik? En son burada ise buradakiler olmaz mı? Tamam abi. Diyor ki cennetin merkezi kübrası uzakta olmakla beraber alemi misal aynesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi hakkal yakin derecesindeki imanlar vasıtasıyla cennetin bu alemi fanide temsildatı olmasın bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir. Orada meyveler alıyor. Peki hakkal yakın derecesinde imanlar sahibi burada yaşıyor onu. Derecesine göre buradakini oraya yaşıyor. Ona delilim şudur. Derste namazda böyle tatlı hal olmuyor. Güzel hal olmuyor. Ne demek o hal? O halet buradayken orayı yaşamaktır. Böyle tatlı var ya namazda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Veya bir derste. Bir ders dinliyorsun. Oho! Kendinden geçtin. O ne demek biliyor musun? Avalimi gayb ve dar-ı bekadan üzeri senden açılıyor. Onun üzeri açılıyor. Seni yaşatıyor o. Buradayken orayı yaşamaktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki bu seviyeye göre hakkal yakin derecesindeki imanlar vasıtasıyla olur. Hakkal yakin. Havas diyor dünyada yaşadığı cenneti, ruhunda yaşadığı cennet, avam ahirette yaşayacak diyor. Ama derece derece. Tamam. Şimdi münker mi? Cennet buradaysa, müstemlekeleri orada lemalarda görürsünüz, biliyorsunuz. Hep bilen insan. Daireleri diyor ve müstemlekeleri. Müstemleke şu, konsolosluk. Mesela şu, Arabistan'ın konsolosluğu var. Arabistan'ın konsolosluğunun duvarlarının içerisindeki sistem Suudi Arabistan kanunları geçer. Türkiye Cumhuriyeti müdahale edemez. O demir kapıdan çıktı mı trafik kuralından ayrı her şeyine kadar Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçer. Yani o bir memleketin konsolosluğu demek o devletin toprağı demektir. Tamam? İşte alimi bekadan ve dar-ı bekadan ve alimi gaybın gaybtan olan cennetin merkezi kübrası orada. Hakikati orada. Ama müstemlekeleri ve daireleri alemi misal vasıtasıyla her yerde. Cennet burada her yerde olacak da münker nekir ne olmayacak? Şimdi devam ediyoruz son dersimiz münker nekirin. İnce Mesnevi Nuriye 109. Ebedül Abad memleketinin iskelesi olan, bak ne diyor kabire? Ebedül Abad, ha şu Murat yeni şey olduğu için münker nekirler. Murat şu kapıyı kapatsak. Şuradan kapıya baktığın zaman içerideyiz. İçeriden. Bu kapının adı kabirdir. Dışarıdan o kapıya baksalar, aynı kapıya dışarıdan, onun adı da mezardır. Tamam. Şimdi Ebedül Abad memleketin iskelesi olan Ebedül Abad bir memleket. Zeytinburnu. Burada deniz var ya. İskelesi neymiş? Kabir tüneli. Kabire tünel ve iskele diyor. Yani inkılap yeri. Suretin nükelmeki nedir? Suretin dünya hayatı surettir. Oyundur, oyalanmaktır, surettir. Suretlerin hakikata inkılap etme sürecidir. Suretten hakikata geçmeyenlerin yaşayacağı bir süreçtir. Sureti hakikata dönüştürmeyenlerin dönüştürme mekanizmasıdır. Bir dönüştürdü. Buradayken dönüştürdüyse tamam bir şey yok. Yani mesela o medresede hani vefat etmişti ya. Ha işte dönüştürdüğü için. Gene aynı öyle. Aynı. Peki ahirettedir dünyayı yaşıyor. Bak burada ustad hayalen girdim diyor. Tamam buradan girdin kamilsin. Ama oradayken buraya yaşayanlar var. O çocuk
59 mektubu hatta bir kısım demiyor. Çoğu evliyaların diyor cismi misalileriyle alem-i şehadette bulunurlar diyor. Evliyaların çoğu ha. Bir kısımda değil ya. Peki o çocuk orada soruyorum. Sen Murat çocuklara ders verdiğin zaman iki Murat'tan bir tanesi. Çocuğa şimdi sokaktaki insanla seni fark etmez mi çocuk? Nedir? Peki o Münker Mekir'i hocasından fark etmemiş hiç. Men Rabbuke dedi. Memnuk dedi adı Rabbuke'nin haberidir dedi. Çocuk eğer Münker Mekir melaike olduğunu bilse öyle cevap mı verir? Heyecanlanır. Daha zor soru sorar der ya. Ben bunu biliyorum der. Kendisi medresede zannetmiş demiyor mu? Medresede kim ona soru sorabilir? Hocası. Peki o zaman bu süreç... Yani sen farkında olsan olmasan da mı değişiyor? Mesela çocuk burada farkında varmamıştır yani. Farkında olmasan da oluyor. Talih varsa. Hafız Ali abi Meyve Risalesi ile bir tanesi sordu. Sen mi sormuştun Murat? Niye Meyve Risalesi ile? Çünkü Meyve Risalesi'nin yazmış, basmış, mahkemede onun için yargılanmış ve ölmüş, şehit olmuş. Hala o süreci yaşadığı için ayet-i kübra olsa bu sefer uyanır. Öldüm ya der. Ne yapacak? Mahkemede zannetmiş, Nüker Mekir'i mahkemedeki reis zannetmiş. Meyve Risalesi'ne cevap vermiş. Bir de yazı çaktırmamışlar işte. Onlar da durumu çaktırmamışlar, Meyve Risalesi'nden sormaya sual almışlar. Yani o çocukla hafıza yazarken he? Yani o çocukla hafızanın o dönüştürme süreci var ya abi. Bak şuurun olsun ve olmasın Murat. Şuur ama makamlar aynı değil. O çocuk mesela Arapça eğitim gören çocuğunla Hafzal abi bir mi makamı? Bu süreç bu hakikat. Şimdi o talih varmış çocuk da anlamamış ve öyle kıyamete kadar anlamayacak öldüğünü. Hafzal abi de bilmiyor. Ama böyle şuursuz olanlar mesela tespit yapıyor. Ustad kabirde keşfe kubur yapmış, gülmüş. Molla Resul abi sormuş, hatırlada yazıyor. Ustadım niye gidiyor, Seyda niye güldün demiş. Kadın namazı kılmış, tespit çekerken tespit kopmuş. Ya şu tespit geçireyim de, dizim de sonra çekerim. Hala senelerce tespit çekiyor. Kıyamet kopacak, eyvah tespit geçiremedim ya kıyamet de koptu diyecek. Tespit diziyormuş, ona ustad gülüyormuş. O haberi yok. Ve bilmeyecek. Bilmeyip. Yani ben sana mesela Münker Mekir geldiği zaman inşallah bilmeyeceksin. Çünkü bir hadisi şerif var. Keşke kaynağını alsaydım. Veya bir yere yazdım da. Ölüm anından önce, ölmeden önce Müslümana ölüm sevdirilir. Ve işte çocuk kendisini medresede zannetmiş. Hafız Ali abi kendisini mahkemede zannetmiş. Kıyamete kadar. Mahkemede zannetmiş. Şehit kendini harbiliyor ya abi. Evet. Yani ölmüş bilmiyor o zaman. Bilmiyor. Bu taraftan bakınca ölüm git mezarın cenazesini yıka dedi bana. Git yıka ve cenazesini kıldır diyor bana Cenab-ı Hak. Ölmeyi. Ondan sonra bu fiilin diyor. İtikadın diyor ona ölü deme diyor. Bak Allah ayırıyor. Fiilimle itikadımı değiştiriyor Allah. İtikadın sakın şeyde ölü deme. Ama yıka ve cenazesini kıldır. Peki Hikmetli sana soruyorum. Ya Rabbi ölmemişse cenazesini niye yıkanayım? Cenazesi yıkanır mı? Ölmeyeni yıkanır mı? Ölmeyenin cenazesi kılınır mı? Diyesi geliyor değil mi adam? Bak surette hakikat böyle fark. Öldü ölmedi. Sureten öldü. Hakikaten ölmedi. İnce Mesnevi Nuriye 125. Düşmanlar haşerat-ı mızırra arasında bir saat durmakla büyükler meclisinde senelerce durmak, bir daha düşmanlar ve haşerat-ı mızırra arasında bir saat durmak, düşmanlar, seni kesecek İsrail, İngiltere, haşerat-ı mızırra, akrep yılanların olduğu yer, abi saat sonra buradasın, orada kaçıyorsun, orada kaçıyorsun, ya yorulacaksın daha yani, seni tanıdığın. Bunlar arasında bir saat kalmak, büyükler meclisinde kendi aralarında ilmi müzakere yaparken onların arasında senelerce durmak farkı diyor. Arasındaki muvazene dünya ile kabir arasındaki muvazene gibi böyledir. Dünya böyledir. Haşeratlarla kalıyoruz. Ha ısırdı. Hadi atla. Geç
şuraya bak inan geliyor, aklım geliyor. Atla atla gene dönüp duruyoruz. Bey girdi gibi dönüp duruyoruz. Aslında sana bu alemde yaşadığımız şeyler, yani asıl kabirde yaşanacak şeyler bunlar oluyor. Bunlar. Mesela hocası talim etmiş, o da men müptedadır filan. Asıl mesele yani belki tarif edemedim de burada dönüyor, oradaki kabirdeki sadece bir formaliteden yani. Zaten buradaki yaşadığı hayata göre cevap veriyor orada. Zaten soru burada soruluyor, cevap da burada veriliyor. Geliyor açık saçık. Soru bir, bakıyor musun bakmıyor musun? Yoksa burada hani hayatını bozuk yaşadı da hocasını, alimleri dinlemedi de kabire girince soruları bilip geçecek diye böyle bir şey yoksa. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. O zaman bütün münker nekir de hepsi burada yani. Sen şöyle yani şimdi senin oturduğun makam münker nekir makamı. Dinledin, aldın, dinlemedin. Geçmiş olsun yani. Evet. Kabirde gidip de ben seni dinlemedim de gidip kabirde geçeceğim diye böyle bir şey zaten yok. O zaman münker nekir de sen oluyor. Evet. Susuz buz düşünebilir misin? Evet. Yok. Ha, dünya ameli amelsiz ahirette münker nekirin müsbeti mi olur? Sadece o zaman bir izafi bir kavram. Şu ya, sen yazılıyı girdin okula. Yazılı okudun. Yazılıyı evde okudun. Bir hafta sonra çocuklar okumuyor musun? Evet. Soru burada sordun. Soru bir çocuklar. Cevap. Bir hafta sonra çocuğun yazılı okuyoruz. Yazılı yüzümüze okunacak orada. Soru burada soruluyor. Doğru. Soru burada soruluyor. Asıl soru burada sorulmuş. İmtihan yapıyor. Esas ve burası ya. Bitmiş ya. Tabii işte ya menker mekirden değil. Soruya yanlış cevap vermekten kork kardeşim ya. Geliyor açıksa çıkara. Bakıyor musun bakmıyor musun? Vatandaşın bir işi düştü. Olmuyor. Yani yapmıyorsun yani. Yokuşa dikiyorsun adamı. İşte bir şey versin diye. Soru bir. Allah onu karşına çıkartacak. Sana ümmete bir hizmet vermişti hem de ne kadar büyük nimet. Ammeyi hizmeti yap diye. Sen ne yaptın? Hem ammenin parasını aldın hem ammeyi yokuşa diktin. Kacına soktun. Bahanelerle adamı zor duruma soktun. Bunu ver bakalım hesabını. Yaptıklarını senin yüzüne okunacak. Bu, münker mekir burada. Münker mekir şu. Amellerimiz yapıp yapmadın. Münker. Terkleri yaptın yapmadın. Nekir. Nekir. Daha önceki derste geçiyor. Nekir. Münker. Emri bil maruf nehyanil münker. Aynı. La ilahe illallah. Defi mefasit terk-i kebair. Meniyattan ve günahlardan. Meniyat defi mefasit. Günahlardan terk-i kebair. Aynı. Münker, biri sağa biri sola bak. Tabi münker amelleri yapıp yapmamaktan ameli soracaklar. Nekir, itikatlarımızı soracaklar. Sırat köprüsü, kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskin. Sünnet ise niye? Ve akaid, iman esasıdır. Şey ne diyor, burada vardan silmişiz. Şey diyor, amalini ve şeyini diyor. Neydi? İtikadını muhkemat-ı Kur'aniye ve sünnet-i muhkemat-ı Kur'aniye'nin mizanları ile sünnet-i seniyenin terazileriyle tart. Daima Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeni rehber yap. Doğru. Amal ve hatıratını muhkemat-ı Kur'aniye'nin mizanları ile sünnet-i seniyenin terazileriyle tart, Kur'an'ı ve sünnet-i seniyi daima rehber yap. Ya, orada geçiyor. O neydi? Bir tanesi münker, bir tanesi nekir. Onu yapayım ben. Bak, muhkemat-ı Kur'an'ın mizanları ile ve ondan sonra sünnet-i seniyenin terazileriyle rehber münker. He? Yani münker neydi? Bak birisi terazi, birisi mizan. Mesela şu münker
siz şey yapacaksınız. Amel, ameller. Nekir? İtikatlar. Yani dima, vicdan. Şimdi daha net oldu. Şimdi amel. Hangisine münker koyayım buna? Münker hangisidir? Hepsinden he? Bak, münker amellerle alakalıdır. Vicdanı yaptığı inşa eder veya vicdanı bozar. Nekir ise itikatlara aittir, düşünce aittir, dima aittir. Hangisi burada düşüncelerdir? O zaman mahkumat olan... Yani sanki münker itikat olacak da nekire amel olacak gibi abi ya. He? Yani nekire amel, münkere itikat olsa... Yok, belirsizliktir bu. Bu belirli. Bu belirsiz. Ama itikat orada zaman Kur'an olması gerekiyor. Hangisi? İtikat noktası yani. İtikat derken bu nekir. Değil mi? Evet. Mizanlarıyla bu nekir. Diyorsun değil mi? Yani öyle münasebet kurabilirim. Bence ters olmasın abi. Öyle mi? Çünkü münker amellere bakıyor. Münker amellere bakıyor. Amel işte. Asıl tamam pardon. Doğru. Amel. Yani şu şekilde yani onunla münasebet böyle kurulabiliyor. Yani. İşte bu. Ameller sünnet-i seniyede amellere bakıyor zaten. Terkler. Bu neyle çalışır? Terklerle. Bu eylemlerle. Çalışıyor. Bak nekir. Münker nekir burada. Ne dedi? Daima amal ve hatıratını bunlarla tart. Kur'an ve sünnetle yani. Peki münker nekir burada. işte burada. Yani burada buzdur. Orada suya dönüşeceğiz. Bu kaldırırsan suyu buzda olmaz. Yani iş beraber çalışıyor. Devam edeyim. Mesnevi Nuriye 129, kabir alemi ahirete açılmış birinci kapıdır. Hızlı okuyayım, bitireyim. Başka bir yer. Neresi bu? Oo, bayağı da uzun. Oo. Ha, çok uzun. Çok harika bir yer. Bak şimdi. Efendim abi. Bak şimdi. Bir şey mi diyeceğim? Yok, devam et. Ha. Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünya. Burası ve bu ders bitiyor bununla. Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmündedir. Allahu Ekber ya. Dünya diyor ha. Evet. Küre-i arz fizikseldir. 18 bin alemi bu alem içinde gördüm dediği dünyamız. Bizim dünyamız var ya dünyamız. Tasavvurlarımızın oluşturduğu dünyadır. Bu bizim, bak kabirimize nasıl gideceğim bak seyret. Çok geniş tasavvur ettiğin, senin dünya tasavvur ettiğin. O zaman insanın tasavvuru mu kabir oluyor? Tasavvur kabir oluyor. Mesnevi Nuriye 129, kabir alemi ahirete açılmış birinci kapıdır. Hızlı okuyayım, bitireyim. Başka bir yer. Neresi bu? Oo, bayağı da uzun. Oo. Ha, çok uzun. Çok harika bir yer. Bak şimdi. Efendim abi. Bak şimdi. Bir şey mi diyeceğim? Yok, devam et. Ha. Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünya. Burası ve bu ders bitiyor bununla. Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünya dar bir kabir hükmündedir. Allahu Ekber ya. Dünya diyor ha. Evet.
küre-i arz fizikseldir. 18 bin alemi bu alem içinde gördüm dediği dünyamız. Bizim dünyamız var ya, dünyamız. Tasavvurlarımızın oluşturduğu dünyadır. Bu bizim, bak kabirimize nasıl gideceğim, bak seyret. Çok geniş tasavvur ettiğin, senin dünyan, tasavvur ettiğin. O zaman insanın tasavvuru mu kabir oluyor? Tasavvur kabir oluyor. Mehmet Nadir abi şey yap. Anladın mı? Tasavvuru kabir oluyor. Peki o 8. söze git. 60 yaşın derinlikte kuyuya inmiş. O sistem nasıl değişti orada? Nazarında yani, değişti. He? Nazarında mı? Nazarında değişti? Nasıl değişti yani? Aslan nasıl hata inkılap etti? Tılsım. Tılsım. Tılsımı anlayınca o dar dünya balon gibi patladı. Bak diyor ki çok geniş Murat'ım çitinin bak. Çok geniş tasavvur ettiğin senin hususi dünyan dar bir kabir hükmündedir. Bu söz abi kuyunun içindeki adam için bahsedilen değil mi? Daha evet. Tasım açılmamış. Evet açılmamış. Açılmamış abi. He. Diyor ki o tasavvurun öncesi de sonrası da tasavvur olduğu için lambanın şişesi gibi birbiri içine inikas ettiği için göz görünceye kadar genişliyor. Yani şu, lambayı biliyor musunuz eski lambayı? Evet, evet. Fitil yakarlarda bir fanus. Şişe, bir kat, fanus koyarlar. Onun adı şişe denilir. Şişe. Şişin özelliği nuru büyütür, birbirine yansıttığı için çapını genişlettirir. Oysa bir tane küçük bir şeydir ama o şişeden dolayı geniş yaptı. Geniş bir yelpazede yanıyor gibi gözüküyor. Senin dünyan da kabir gibi dar iken bir şehir kadar geniş görülmesinin sebebi neymiş biliyor musunuz? Niçin geniş zannediyoruz? Kabir gibi dar bu arada. Niçin geniş zannediyoruz? Andaki tasavvurlarımıza can verip genişlendiren geçmiş ve gelecek zamanlarının bizim için var olduğunu zannetmekten geçmiş ve gelecek şişe gibi birbirine vuruyor. Şuraya şişe koy, ayna koy, buraya ayna koy. Gir içeriye. Sonsuz gözükürsün. Ama sonsuzum diye gitmeyesin. Kafayı vuracaksın aynaya. Ayna koy. Peki 6 tane ayna yapıyoruz. Benle beraber hayalin gelir misiniz? Önümüze ne olur ayna koyun. Duvar. Arkaya da koyduk mu abi? Tamam. Şuraya da koyduk mu Hanefi? Buraya da koyduk mu abi? Tavana da koy abi. Aşağıda koy ayna. Aynanın ortasındasın. Nasıl olur o ayna? Şey orası menzil. Dipsiz, uçsuz bucaksız. Sakın koşmayasın. Kafanı vurursun, parçalarsın. Diyor ki, andaki tasavvurlarımıza, andaki düşüncelerimize can verip genişlendiren, geçmiş ve gelecek zamanların bizim için var olduğunu zannetmekten, geçmiş ve gelecek şişe gibi birbirine vuruyor, ortada ikisinin içinde sen varsın, ortadaki sen sonsuz derinliklerde görünüyorsun. İşte burada hakikat hayale karışıyor. Sağdaki cümleleri izah ediyorum. Ha? Hakikat hayale karışır. Hasan abi o zaman burada bir nefis hesabına bakıp hani sonsuz görüp kafanı çarpmak var. Bir de ruh hesabı, vicdan hesabına bakıp da gerçekten sonsuz olduğunu görmek var. İkisi de aynı şey ama çok ayrı şeyler. Evet. Yani ruhen de manen de baktığımızda gerçekten sonsuz alemler vesaireler evet. Var. Burada var. Var. Hani o sır açılırsa olacak, gerçekten öyle olacak ama nefis hesabıyla bakınca öyle görüyor mu, öyle değil. Değil. Doğru. Madum dünyayı, madum yok dünyayı, mevcut zannedersin. Nasıl ki bir hat, surat hareketle bir satih gibi, geniş göründüğü gibi. Sen bir sopa düşün böyle diyor, değil mi? Şu sıcak yapalım. Tek görüyorsun. Hızlı hızlı çeviriyorsun. Yapamıyorum ama kırmızı olur. Ha, aynı bunun gibi. Senin dünyan hakikatça dar, ustad diyor. Ha, dar, tek. Fakat senin gafletin ve vehm-i hayalin, kabrimizi oluşturan iki sebep. Gaflet ve senin vehm-i hayalin duvarlarını çok genişletmiş.
duvarlarını çok genişletmiş. Oradaki şişenin yerine, yani fitil yanıyordu ya, şişenin yerine bizde ise gafletin ve vehmu hayalimizdir. Şişenin bir bu tarafı var, bir bu tarafı. Gaflet ve vehmu hayal. Bizim dar dünyamızı ucu bucaksız yapıyor. Şimdi geliyor. Mesela insan abi şu anda ileriye dönerek yapacakları var. Mesela diyelim ki Murat Çetin'in belki 500 sene yetmez yani o hayallerini yapmaya. Mesela, evet. Onu işte. Ama yani o gaflet dediği, vehim dediği o mu yani? Gaflet. Ve ben mesela bir şey düşünüyorum. Vehim ne biliyor musun? Vehim. Vehim. Yoku var göster. Peki o benim kabrim mi oluyor yani benim düşündüğüm? Evet, senin kabrin oluyor. O düşündün ama ya. Ama demin dedi o ben bekayı düşünüyorum dedi. Ama şöyle, eğer o alemleri bu alemlerde görürsen, 18 bin alem ben bu alemde gördüm diyor. Ha görürsen. Allah hesabıyla bakarsan. Bakarsan, manaya harfi olursa, o zaman zaten orayı burada yaşıyorsun. Geçen bir derste geçmişti abi, alem ervaha pencereler açılar. He burada biraz önce okuduk he. O mana tahakkuk ediyor o zaman yani. Tabii açılıyor o zaman, burası orası oluyor. Orası, burası, burası, orası. Çocuk baksana, kabirde hala dünya yaşıyor. Demek hiçbir süreci yaşamamış. Can alınmamış sanki. O zaman şey gibi oldu, vahdet-i vücutçuların enel hak demesiyle felsefecek enel hak demesi bir ürün aynı kelime. Aynı. Çok ayrı kelime. Arasında dağlar kadar var. Biri hak hesabını, Allah'ın ispatını. Mesela her vefat eden o medresedeki o talebe gibi, mesela başka talebeler de vefat etmiş ama ona öyle olmamış. Talihi varsa diyor. Demek ki samimiydi ha. Bazısı ölüyor, bazısı terisi oluyor. Gayeyi hayal edilmişse o olabilir mi abi şey hedef olarak? Yani o çocuğun tabii o normal o değil. Ömer İsa'nın konu olması normal bir insan değil. Bu kadar ölenler Nurcalar için de Hafız Ali abi var. Risale-i Nur talebelerinin vasfını sayarken Üstad diyor ki bütün gayeyi hayalini Risale-i Nur'u neşretmek bilmeli. Yani talep evet. Olabilmesi için. Gaye evet neşretmek değil mi? Devam edeyim. Oradaki şişenin yerini bizde ise gafletin ve vehmu hayalindir. Şişeyi genişletiyor ya hazır an zamanını mazi ve müstakbel zamana ayna diyor Üstad. Mazi ve müstakbel aynasında diyor. Anın nihayetsiz olmuş. Bu gafleti ve muhayali uçuran, uykunu kaçıran bir musibetin tahrikiyle kımıldasa oluyormuş. Bundan nasıl kurtulsun? Musibet. O zaman geçmiş ve gelecek tasavvurlarından çıkarsın. Musibetlerle, hastalıklarla. Onun için sihat ve servet eğitici değildir. Hastalık ve musibet eğiticidir. Başındaki şeyi kaçırıyor, uykuyu kaçırıyor. Uykunu kaçırır, gafleti çıkartıyor, gafletten seni çıkarıyor. O zaman geçmiş ve gelecek tasavvurlarından çıkarsın, o vakit görürsün ki o geniş dünyan kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Bizim şeyimizi yapan şu. Bak. Gaflet hazır zamana bakıyor değil mi? Hazır zamana bakar gaflet. Vehim de şeye bakıyor. Geleceği var zannettirmesi. Gaflet şeyinden de geçmişe de bazen kullanıyor. Geçmişinden gaflet ediyor. Duvarları çok genişlemiş. Şöyle yapayım da doğrusunu yapayım dur.
bunlar. Bunlar da insanın şeyini getiriyor. Bak, şurası. Tasavvurlarına zemin ederse, zemin olursa bu, ne olur bu şimdi? Tasavvurlarına zemin olmuş. Bu gaflet. O zaman senin şeyin diyor, senin başının hangisiydi? O zaman şu olur. Senin hususi dünyan, senin hususi dünyanı umumi dünya zannedersin. Şimdi şey yapayım size. Şu çok önemli. Şöyle, o geniş dünya. Şuradan biraz daha. Çok acayip bu. Kabirden daha dar. Sırat Köprüsü neredeymiş? Biliyor musun? Sırat Köprüsü neydi? Kıldan ince, kılıçtan keskin. Bak, senin dünyan kabirden daha dar. Kıldan kıl. Köprüden daha mı sadesizdir? Kılıç. Ölüm anında o zaman büyük bir dünya yıkılıyor. Evet, seni yıkılıyor. Bak, sonra ne yapacak biliyor musun? Bak, bunu yaptıktan sonra bak, şey de oturmadan bir şunu da yazayım. Bu şeyi okuyacağım, bu çok önemli. Geçti bak. Hepsini cem ediyorum şimdi. İnce. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Birleştiriyor mu şeyleri hepsini? Demiş abi, kıldan ince, kılıçtan keskin. Varıp o köprüde evler yapasım gelir demiş. Üstadın abi, tartı rehber demesi de çok manidar abi ya. Öyle mi abi? Niye? Yani tartı her tartıda her şeyi tartamıyorsa. Yani öyle bir tartın olacak ki hassas olacak kuyumcudaki gibi. Çok tartacak kantar kömür oduncudaki gibi yani. Ha, doğru. Onu doğru söyledi.
Bak şimdi. Bunun altı çok önemli şimdi. Şimdiki dünya ötekisi nedir? Münker nekir. Peki yani Sırat Köprüsü cehennemin üzerine kuruluyor abi. He. Peki o zaman şimdiki dünya Sırat'sa cehennemi ne oluyor o zaman o kişi? İşte o cehennemi aletleri saydık ya yukarıda. He o şey 8 tane. 8 tane. Cehennemin cehennemi. Cehennem. Onları yaşıyoruz. Onlar çok berbat işte. Şunu cem etmiş, birleştirmemişim. Çalışırken şöyle yapmışım. Ayrı bir kategori değil. Bak işte. Şöyle. Tamam abim. Şimdi siyah yazacağız. Münker nekir. Aynı yerde hangisini alırsan işini gelirse onu al. Sırat köpründe burada, kabrinde burada, münker nekirinde burada. Anladık mı? Ya kinim ziyadeleşmeyecek değil mi? Peki bu, bunu Risale'lere vurduğumuz zaman o zaman imani bahisler tartı oluyor öyle mi? Laikalar rehber oluyor. Aynen. Bak. İmani mevzular tartı oluyor. Şöyle yapalım. Tartı oluyor. 1, 2, 3, 4. İmani mevzular. Laikalar. Barla kastamonu. Rehber. Şunu da yazıyorum, çok ilginç. Kur'an'da Musa dedi, Firavun, Musa dedi, Firavun
dedi. Risale'de iman küfür mücadelesi. İman küfür mücadelesi zemini tarihçi hayattır. Çetin anladık mı abi? Tarihçi hayat da budur. Tarihçi hayatı niye öyle dedin abi? Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun. Kur'an'da Musa dedi, Firavun dedi, Lut dedi, İbrahim dedi, Nemrut dedi. Şu var ya böyle mücadele. Evet. Ha, tarihçede de savcı iddia etti, hakim iddia etti, o dedi, ustad dedi. Neşrediliyor, iddia ediliyor, cevap veriyor, şey yapılıyor. Bunların mücadelesi o. Bu. Bunsuz nasıl yapacaksın şimdi? Rehber yok. Şu imanımızlara şey diyoruz, münker diyoruz değil mi? Ha evet. Evet evet, münker. Layıkla versen nekir. Şöyle yazarım isterseniz. Yan tarafını yazabilirsiniz. Nereye şuraya? Şöyle yapayım. Yani o zaman demek ki süreçten geçen, yani Hafız Ali abinin o mahkeme heyetine meyve risalesine cevap vermesi, sürecin tam işlemesi yani. Evet, tam yani şu, iki, aynen. Bu yani imanı mevzular, layıkalardaki o mevzuatın tam işlemesiydi. Yani yaşanan bir hayat şarttı. Yaşanıyor. Yani burada orada birbirine aynı olmuş. Adam burada yazarken oraya geçmiş, mahkemeyi de şey zannetmiş. Nükem vekili mahkeme zannetmiş. Yani Hafız Ali abi meyve risalesine neyince cevap versin eğer bilseydi ki bu münker mekirdir. Hala adamları şey despotu zannediyorlar. Hazreti Ömer de öyle demiş ki siz niye... Çok var yani, çok var yani. Hafız Ali abi toplaması yapmıştık da abi. Bir 35 tane falan bir özellik var yani. Hani bu da talihi varsa demesi ne demek? Hafız Ali abinin özellikleriyle bilinebilir yani. Talihin ne olmuştu Hafız'ın? Mesela sırrı ihlası var bir. O 124 Barla Laygası'nda var ya abi. Hüsrev abiyle mesela sırrı uhuvvet, sırrı ihlas ve bir 35 tane falan öyle madde var. Sıfatı ha? He. Bu sefer o hani talihi varsa demesi. O 35 tane sıfat kimde varsa o zaman onda gözüken hakikat basit evet. Onda da olabilir. Yoksa yani. Hafız Ali abi mevzu değil yani. Değil ha. Çünkü Kur'an'da mevzu meyrem olsaydı biz de onun kitabını ne okuyalım? Hafız Ali mevzu değil, Hüsrev abi mevzu değil, Hulusi mevzu değil. Yani o şahıs, o sistem, o modelde herkese hitap ediliyor. Kur'an'ın yöntemi bu. Kanuniyet böylece yani. Evet, aynen böyle. Sen ona has desen ben onun kitabını ne okuyayım? Ben hiçbir zaman meyrem olamayacağım çünkü İsa'da doğurmayacağım. Ne kitabını okuyayım? Evet. Şimdi böylelikle, bu da çok önemli. Oradan bir şey oku gidelim bari. Bak işte. Bu idealist taba adamlarının ruhlarını inşa etme yöntemi ve malzeme deposudur. İdealist taba adamının taba adamını ruhunu ve hayatını inşa etme zemini ve malzemesinin olduğu yerdir. Varla. İdealist. Kastamonu yap, yapma, de, deme, git, gitme. Mesela siyaset yasak. Evet. Haberleri takip etmek yasak. Etme. Yani haramdan kaç dediği 5 ise siyasete meşgul olma, takip etme, haberlerden uzak dur dediği 50'dir. Dış dünyamızı tanzim eder. Emirdağ 1 ve 2. 2 tanedir. İç dünyamızı
Tamam mı? İş dünyamızı. Birinci emirde kişinin iş dünyasını. İkinci emirde bakarsan nurcuların birbirlerinin arasındaki ruhsal bağlantı yapıyor. Vasiyetname orada, son vasiyet orada. Vasiyeti orada. Nurculara son dersi orada. Geniş dünyada, siyasi dairede bir olmanın ölçüleri orada. Yani birliğe gelmiş her bir ferdin bir olma halini anlatıyor. İkinci emirdağ. Birinci emirdağ bire gelmek. Yani kendini inşa etme. İçsel enfus. Kendini inşa etmiş her bir bireyin, ferdin bireylerle bütünselliğini anlatan yöntem ikinci emirdağ. Sikke-i tasdik galbi insanın merakı var. Siyaset merakı var. Kabir merakı var. Nerede ne yapıyoruz? Davamız nedir? Ne yoluna çalışıyoruz? Haber hastasıyız. Hakikati merak var. Sikke-i tasdik-i gaybiye, sikke-i tasdik-i tasdik-i gaybiye haber bültenidir. Tamam buraya bak ya. O ihtiyacını gider. Bu da Kur'an'da Kale Musa, Kale Musa. Kale Musa, Kale Firavun. Kale Musa, Kale Firavun. Yani Musa dedi, Firavun dedi. Yani iman küfür mücadelesinin zemini ve malzemesi müdafaa yöntemi. Nur talebesi nasıl kendisini müdafaa edecek? Nerede ne diyecek? Yani kim ilmi siyaset? Şöyle de diyebiliriz. Şuraya şunu yazalım. İlmi siyaset. Zemini ve malzeme deposu. Tamam. Şimdi ilmi siyaset kim kime neyin ne zaman nasıl niçin makam maksat uslupla ifade edeceği. Yerde burası. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatihatü masselavat. Şöyle. Biri yukarıdan aşağı gidersin daha net bana dokunuyor. Şöyle.